Sigara kullanımı aslında bir bağımlılık. Asıl olarak da nikotine karşı gelişen bir bağımlılık. E, sigara kullananların yarıdan fazlası aslında içtiği sigaradan dolayı mutlu değil. Yani sigarayı bırakmak istiyor. Hatta e, pek çok sigara içicisi hayatında en az bir defa sigara bırakmayı da denemiştir. Ama bağımlılık nedeniyle bunu başaramayanlar var, başaranlar var. Genelde başaranlar ilk denemede yapamıyor. Yani üçüncü, dördüncü denemede daha... Başarılı olabiliyorlar. Ama bu nikotinin yol açtığı bağımlılığın bir farmakolojik tarafı var, bir de psikolojik tarafı var, davranışsal tarafı var. İki tarafı da yönetmek lazım. Çok Ramazan ayı aslında sigara içenlerin sigaradan kurtulmaları için çok bence önemli bir fırsat. Sigara içenler dilerlerse bayrama sigarasız olarak ulaşabilirler. Çünkü ben biliyorum hastalarımdan da çevremden de günde iki paket 3 paket sigara içen yani adeta sigara hiç söndürmeden ard arda sigara yakan kullanıcılar bile eğer oruç tutuyorlarsa Ramazan ayı gelince saatlerce sigarasız kalabiliyorlar. Hiç sigarayı da aramıyor yani unutuyor sigarayı bakıyorsunuz sabahleyin işte imsakla birlikte e, sigara içmesini e, bırakıyor ve ta iftara kadar hiç sigara aramıyor. Ama iftarla birlikte hemen e, sigara içmeye de başlıyor çoğu. Çünkü kendini şartlandırıyor. Yani ben işte iftar vaktine kadar sigara içmeyeceğim diyerek aslında zihinde işi bitiriyor. E, aslında psikolojik bağımlılığın en önemli tarafı da bu. Yani kendinizi şartlandırıyorsunuz. E, ben şunu e, söylemek isterim. Sigara içen, içtiği sigaradan dolayı mutlu olmayan, sigaranın kendisine zarar verdiğini düşünen, Zarar vereceğini düşünen, bundan kurtulmak isteyen e, sigara işicilere burada seslenmek istiyorum. Ramazan ayını bir fırsat olarak kabul edin. Ramazan'da kendinizi tam olarak şartlandırın. Yani 14 saat sigara içmeyeceğim diyerek değil, 24 saat sigara içmeyeceğim, daha bundan sonra sigara içmeyeceğim ve bayrama sigarasız olarak kavuşacağım diyerek şartlandırın. E, bu bunu yapabilirsiniz. Yani 14 saat sigara içmeden durabilen bir kişi, 24 saatte sigara içmeden durabilir. E, tabii, Farmakolojik bağımlılık varsa, nikotine bağlı. Onun da tedavisi var. Şimdi sigara bırakma polikliniklerimiz var. Eğer hani e, nikotin almadığında, sigara içmediğinde bir e, kesilme belirtisi, eksiklik hissediyorsa, onunla ilgili de tedaviler yapılabiliyor. Nikotin yerine koyma tedavileri var. Onlar konusunda biz de yardımcı olabiliriz. Onlar gayret ederlerse, isterlerse. Biz de onların yanındayız, yardımcı oluruz ve bayrama sigarası şekilde ulaşabilirler. Yani bu şekilde aslında Ramazan ayını sigara içenler bir avantaja çevirmiş olurlar. Ee, dediğim gibi bayram, iki bayram, çifte bayram yapabilirler. Hem Ramazan bayramına ulaşabilirler hem de sigaradan kurtulma bayramı yapabilirler.